Merhaba, ben Deniz Yılmaz Atakay. PKU olarak söylenilen Fenilketonuri Aile Derneği Başkanıyım. Uluslararası kısa adı PKU olan fenilketonuri hastalığı kalıtsal bir metabolizma bozukluğu. Bu hastalıkta fenilalanin hidroksilaz enzimi görevini vücut içerisinde az yapmasından ya da yapmamasından kaynaklanan bir bozukluk. Bu tanıyı alan bebekler yeni doğan tarama kapsamında teşhis edilen ve artık ülkemizde hakikaten %97 oranında taranan bir metabolizma bozukluğu fenilketonuri. Bu hastalığın sosyal yaşama etkisi tabii ki hayat boyu düşük proteinli özel bir beslenme gerektirdiği için tanıyı alan çocuklarımız bundan sonraki süreçlerinde okuldan yuva sürecinden başlayarak iş hayatına kadar ki olan süreçlerinde bir takım hak ihlallerine uğruyorlar. İnsidansımız maalesef çok yüksek. 6200'de 1 ve dünyada pek çok genetik hastalıkta olduğu gibi fenilketonuri hastalığında da başı çeken bir ülkeyiz. Bu yüzden fenilketonuri alanında çok ciddi derecede metabolizma tanı ve tedavi merkezleri, metabolizma uzmanları bölgesel olarak ciddi derecede ihtiyaç duyulan bir alan. İstanbul PKU Aile Derneği'nde Marmara bölgesi gibi düşünürsek yaklaşık 800 üyemiz var, 800 hasta kaydımız var. Ama ulusal bazda 4000-4200 civarında irtibatta bulunduğumuz aileler var. Genelde bu tanıyı aldıktan sonra metabolizma merkez sayısı ve metabolizma doktorları az olduğu için bu tanıyı alan aileleri derneklere yönlendiriyorlar. Ve bu noktada ailenin bize ulaşması kolay oluyor. Aile bize ulaştıktan sonra da irtibat bazında yaşadığı yere ve ihtiyaç durumuna göre sosyal anlamda desteklerimizi sağlıyoruz. Sosyal medya hesaplarımız, WhatsApp gruplarımız sıkı bir şekilde kullanarak onlarla iletişim halinde oluyoruz. Faaliyetlerimiz tabii ki tarama fenilketonuri olarak biraz daha iyi durumda ve sosyal geri ödeme kapsamında baktığımızda geri ödeme sistemi Türkiye'de iyi durumda olduğu için bizim açımızdan sosyal alandaki zorluklar aslında bizim ailelerimizi ve çocuklarımızı biraz daha mücadeleci kılmaya zorluyor. Çünkü dediğim gibi yuvadan itibaren okula alınmamalardan tutun da restoranlarda, kafelerde herhangi bir şekilde özel besine ulaşamadıkları için çok zor şartlarda sosyal hayat içerisinde var olabiliyorlar. Bizim de faaliyetlerimiz dolayısıyla sosyal projeler üzerine, farkındalık üzerine hem ulusal bazda hem de uluslararası bazda üniversitelerle, yerel yönetimlerle, tabii ki Sağlık Bakanlığı'yla, Milli Eğitim Bakanlığı'yla, toplu taşımalar dahi ortak projeler yapıp bu çocukların özel beslenmeleri olsa dahi hayat içerisinde erken tanı ve tedaviye eriştikleri için şanslı sayılan bu çocuklarımızı gıdaya da erişimini kolaylaştırmak için sosyal projeler yapıyoruz. Faaliyet alanlarımız tarama açısından baktığımızda, tanı açısından baktığımızda erken tanı eriştiğimiz için birazcık daha sosyal yaşama yönelik açıkçası. Bizim ulusal bazda okullardan, yani okula girmek bazen çünkü alınmayan çocuklar oluyor. Okul ortamları, eğitim hak ihlalleri, işte veya sosyal yaşamda, kafelerde, restoranda hak ihlallerine uğradıkları için tabii ki farkındalık adına sosyal projeler yürütüyoruz. Uluslararası platformlarda da hem Avrupa tarafında European Society of PKU içerisinde 42 ülkeyle beraber çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca Dünya PKU Aile Derneği'nin de kurucusuyuz. Global Association for PKU. 5 kıtayla beraber farklı alanlarda ama aynı çözümleri hedefleyerek birlikte hareket ediyoruz. Hasta dernekleri olarak Nadir Hastalıklar Derneği, Federasyonu evet kesinlikle kurulmalı. Çünkü biz Nadir Hastalık Dernekleri olarak farklı zaman dilimlerinde birkaç kere bakanlıkta, ilgili bakanlıklarla, yetkililerle görüşmek için zamanımızı değerlendiriyoruz. Ama burada hep birlikte olursak, ortak dili konuşursak, yaşam kalitesini yükseltmek adına ortak amaçlarımızı doğru bir yönde yol haritası çizerek yapabilirsek bence hem zamanı daha verimli kullanmış oluruz hem çözüme daha çabuk ulaşmış oluruz. Çünkü aslında
Açıkçası bizi sorun olarak görseler dahi, yani biz sorun olarak görülüyor olsak dahi aslında biz sorun değil, çok ciddi bir çözüm ortağıyız. Çünkü biz sorunları yaşadığımız zaman, dolayısıyla bu sorunla karşı karşıya kaldığımızda çözümün de ne olması gerektiğini bildiğimiz için bir taraf olarak, bir paydaş olarak nadiriz ama az değiliz. Bu yüzden de her zaman fark edilmek ve anlaşılmak istiyoruz. Bu noktada bence birleşmek ve ortak hareket etmek önemli.